Her şehri diğer şehirlerden ayıran, özel kılan ve akılda kalmasını sağlayan özel yanları vardır. Bu güzellikler sonraları bir simge haline gelir ve şehir adının yanında onu değerli kılan bu özelliklerle anılmaya başlar. Mesela Paris denince Eiffel Kulesi, New York deyince Empire State gelir çoğumuzun aklına. Denilir ki bir milletin gelişme anlayışını tanımlamak için mimari yapıları en önemli göstergeler arasında yer alır. Peki bir düşünelim. Amerika'nın ve dünyanın en büyük şehirlerinden New York'un simgesi Empire State neyi temsil etmektedir mesela? Yapıldığı tarihte dünyanın en yüksek binası olan ve dünyanın en çok tanınan yapılarından birisi olan Empire State, 443 metre boydan başka neye sahiptir? Rivayete göre bu binanın tepesinden açık bir havada bakıldığı zaman New York'un komşuları New Jersey, Pennsylvania ve Massachusetts görülmekteymiş. Sonuç 80 yıl içerisinde binayı ziyaret eden kişi sayısı 120 milyondan fazlaymış. Erzurum, bakmasını bilene ilmin kapısı çifte minareli medresenin ardında zamanın ötesini görmeyi vaat ediyor. ...13. asrın sonlarında Alaaddin Keykubat'ın kızı Hunde Hatun tarafından inşa ettirilen yapı Erzurum şehir merkezinde, Ulu Cami bitişiğindeki alanda Erzurum Kalesi ve Saat Kulesi ile karşı karşıya bir konumda yer almakta. Her biri 26 metre yüksekliğindeki rengarenk çinilerle süslü çifte minare, zaman içinde bu tarihi esere isim olmuş. Avlulu, iki katlı, dört eyvanlı olup 37 oda ve bir camiye sahip yapının asıl adı ise banisine nispetle Hatuniye Medresesidir. Taç kapıyı çeviren bitki süslemeleri, kadın silmeli panoların içindeki ejder, hayat ağacı ve kartal motifleri yapının son derece gösterişli bölümlerinin başında geliyor. Ayrıca bu yapı açık avlulu medreselerin Anadolu'daki en büyük örneği.